Dostlarım merhabalar. Bugün sizinle önceki derslerde işlediğimiz konuların soru çözümünü yapacağız. Ben burada bir test çözeceğim size. 25 soruluk bir test. Ama bu testi çözmeden önce bu testin linkini hem bu videonun altına koyuyorum hem de arkadaşlar benim kendi Instagram hesabıma bir link olarak bırakıyorum. Ben bu testi çözmeden siz bir kere çözseniz ardından benim çözmem daha faydalı olur size. Mantıklı Türkçe Instagram hesabından veya bu videonun altından bu sorulara ulaşabilirsiniz. Şimdi soruları çözmeye başlamadan önceki dersimizin sonunda size bir cümle söylemiştim. Bu cümleyi beraberce yazım kuralları açısından bir inceleyelim istiyorum. Cümlemizi açtım. Şimdi bu cümle üzerine birazcık konuşalım. Bakın dedim ki, şarteli indirip anneler gününe katılan Özge, yüzüğünü komodinde unutmuş dedim. Arkadaşlar ben burada bazı kelimeleri söylerken de yanlış telaffuz ettim. Peki ne var burada? İlk ile başlayayım. Arkadaşlar kelimemiz şartel değil. Doğrusu şalter. Yani arkadaşlar burada bir tane R harfi değil L harfi var. Hani biz diyoruz ya hep söylerken R'li söyleriz ama doğrusu L'li olacak. Doğrusu şalter. Sonra indirip anneler gününe katılan Özge demiştim. Anneler günü toplumda bilinen özel bir gün mü? Evet. Arkadaşlar toplumda bilinen özel günler büyük harfle başlar. Hatta bunu bir ek yapayım. Toplumda bilinen özel günlerle beraber bayramlar da büyük harfle başlar. Anneler günü, öğretmenler günü, sevgililer günü bunlar hep büyük harfle başlar. Ramazan bayramı, kurban bayramı, cumhuriyet bayramı bunlar hep büyük harfle başlar arkadaşlar. Demek ki toplumda bilinen özel günler ve bayramlar büyük harfle başlar. Hatta size bir bilgi daha vereyim. Kandiller de büyük harfle başlar. Mesela Miraç kandili deriz arkadaşlar. Miraç da büyük, kandille büyük yazılır. E peki hocam, bir kelime büyük harfle başlamışsa sonuna gelen ekler nasıl yazılır? Sonuna gelen ekler kesmeyle ayrılır. Bakın burada da arkadaşlar kesmeyle ayırdım eki. Nerede ayrılmazdı? Gördüğümüz derslerde bir şey söylemiştim. Kurumlara gelen ekler kesmeyle ayrılmazdı. Herhangi bir iş yerine gelenekler kesmeyle ayrılmazdı. Başka konular var. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Devam edeyim. Katılan Özge yüzüğünü komodinde unutmuş dedim. Arkadaşlar bize buna sanki komodin deriz. İyiliymiş gibi söyleriz. Ama bunun doğrusu komodin. Yani ben burada iyili ifadeyi yanlış söyledim. Şu an tahtada herhangi bir yazım yanlışımız yok. Bu cümleyi de defterinizin bir köşesine yazmanızı istiyorum. Şimdi geldik soruların başlangıcına. Birinci sorudan başlayalım. Soruları arkadaşlar tek tek okuyayım. Tek tek bunları bir çözeyim bakalım ne kadar öğrenmişiz. İlk soruyla başlıyorum. Diyor ki yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili ek sahiplik, aitlik anlamı katmıştır? Arkadaşlar sahiplik, aitlik anlamı katan ek hangi ekti dersem arkadaşlar bu ek bizim bir iyilik ekimizdi. İyilik eki. Yani iyilik eki bir varlığın kime ait olduğunu gösterirdi. Kalemim derken bana aitti. Kalemin derken sana aitti. Bu ekten bahsediyorum. Hangisinde buradaki in-ınları çizmiş, hangisi iyilik ekidir diyor. Deneyelim şimdi. Böyle soruları çözerken cümlelerin tamamını okumalısınız. Yani defterin, kitabın, sözlerin, evin, tepkin derken buradaki arkadaşlar inanlar sanki hepsi aynı anlama geliyor gibi. Cümleleri okumazsanız bunların ayrımını yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden cümleleri tek tek okuyorum. Diyor ki defterin ikinci sayfasına bir şeyler karalamıştı. Defterin ikinci sayfasına bir şeyler karalamıştı derken bu defterin kime ait olduğu belli mi arkadaşlar? Belli değil. İşte buradaki bizim bir iyilik ekimiz değil arkadaşlar. Hatta defterin sayfası derken bu bir isim tamlaması. İsim tamlamasının ilk kelimesine gelenek yani ilgi eki. Diğer bir ismiyle tamlayan eki. Devam edeyim. Bu durumda kitabın önemi devreye giriyor. Arkadaşlar kitabın derken bu kitabın kime ait olduğu belli mi? Hayır belli değil. O zaman bu da bizim bir iyilik ekimiz değil. Peki şuna bakar mısınız? Kitabın önemi. Bu da bir isim tamlaması mı? Evet. İsim tamlamasında ilk kelimeye gelenek ilgi ekiydi. Diğer bir ismiyle bizim bir tamlayan ekimiz. Devam edeyim. Sözlerin değil. Aklın yönlendirsin duygularını. Bakın sözlerin değil.
aklın yönlendirsin seni derken arkadaşlar bu senin sözlerin anlamında mı söyledi? Evet, işte o zaman bu nedir? Bizim bir yeri kekimizdir. Aradığımız cevabı buldum. Ama devam edeyim. Evin merdivenleri çok dikti. Arkadaşlar evin derken bu evin kime ait olduğu belli mi? Belli değil. Bir çarpı attım, bu bir iyilik eki değil. Hatta evin merdivenleri derken bu bir isim tamlamasıdır. İlk kelime gelenek neydi? Bizim bir ilgi ekimiz, diğer bir ismiyle tamlayan ekimizdi. Devam edeyim. Olaya tepkindir seni erdemli kıran. Arkadaşlar tepkindir derken bunun anlamı senin tepkin mi? Evet. Yani bu da bizim bir iyilik ekimiz midir? Evet. O zaman bu soru ne diyordu? Hangisi iyilik eki? Hangisi iyilik anlamı katmıştır diyordu. Cevabımızın 3 ve bir de cevabımızın 5 olması gerekiyor. 3 ve 5'in olduğu bir seçenek var mı? Var. Cevaba Diyarbakır diyorum arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı D. Peki geçiyorum diğer bir soruya. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi burada birçok kelimeyi bir masaya yatıracağız arkadaşlar. Bunların her birini tek tek beraberce inceleyeceğiz. Diyor ki böyle sorularda hemen şıkkı okuyun, kelimeyi okuyun. Şıkkı okuyun, kelimeye gidin. Şıkkı okuyun, kelimeye gidin. Böylece her bir üzerine tek tek yorum yapabilirsiniz. Diyor ki birinci sözcük birden fazla çekim eki almıştır. Deneyelim. Topraklarımız kelimesi. Kelimenin aslı toprak. Toprak kelimesi lerler ekini almış bir ekimiz var. Evet. Topraklarımız derken başka bir ek daha almış arkadaşlar. Evet. Burada hatta bir çoğul eki var. Burada bir de iyilik eki var. Evet. Birden fazla çekim eki almış ifadesi doğru, işaret attım. Devam edeyim. İkinci sözcük İsim köklüdür diyor. İkinci sözcük yükselen kelimesi. Arkadaşlar yükselen kelimesi evet kökü isimdir yükselenin. Peki nedir hocam, yükselmek değil mi? Hayır. Yükselen kelimesinin kökü yüksektir. Hatta size ilerleyen günlerde bir ses olayından bahsedeceğim. Arkadaşlar buraya bir tane yüksek yazayım. Hatta bir tane de alçak yazayım, alçak. Eğer yüksek ve alçak kelimesine siz tutar bir tane L eki getirirseniz. Arkadaşlar yüksek demezsiniz artık buna. Yükselmek dersiniz. Mesela arkadaşlar alçaktaki K'den sonra L getirirseniz bu da ne olur? Alçalmak olur. Arkadaşlar bakın K'ler düştü mü? Düştü. Bunu bir ses olayı olarak göreceğiz. Ünsüz düşmesi diyeceğiz buna ilerleyen günlerde. Aynı zamanda arkadaşlar yeni bir kelime üretildi. Yani yeni bir kelime türetildi diyeceğiz. O zaman unutmayın, yükselen kelimesinin kökeni yüksektir. Yani isim köktür arkadaşlar. Evet doğru, bunu da işaretliyorum. Üçüncü sözcük farklı türde yapım ekleri almıştır. Ne demek yani farklı türde yapım eki? Hani fiilden fiil yapmıştır, fiilden isim yapmıştır, isimden fiil yapmıştır, isimden isim yapmıştır. Böyle bir ek lazım bize. Diyor ki üçüncü sözcük farklı türde yapım ekleri almıştır. Üçüncü sözcüğü inceliyorum. Sömürgecilerin kelimesinin kökeni sömürmektir arkadaşlar. Sömürmek bir fiil mi? Fiil. Peki devam edeyim. Sömürmekten sömürge olmuş. Buradaki G2 fiilden isim yapan bir ek almış mı? Almış. Fiilden isim yapan bir ek olmuş sömürge kelimesi. Peki sömürmekten sömürgeden sömürgeci olurken arkadaşlar. Bakın sömürge bir isimdi. Sömürgeci derken de isimden isim yapan bir ek almıştır. Yani burada farklı türde yapım ekleri vardır arkadaşlar. Çünkü sömürmekten sömürge oldu, isim yaptı. Sömürgeden sömürgeci oldu. Bu da isimden isim yapan bir ek oldu. Buna da bir işaret atıyorum. Devam edelim. Dördüncü sözcük fiilden fiil yapan ek almıştır. Dördüncü sözcük fiilden fiil mi yapmıştır? Akın kelimesini bir inceleyelim. Kelimenin aslı akmaktır. Askerler bir yere doğru akıyorlar. Akmaktan ne olmuştur? Akın olmuştur. Buradaki ın eki arkadaşlar ne yapmıştır? Bu bir fiildi. Akmaktan akın olmuş derken akınmak olmaz. O zaman bu nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapan bir ektir. O zaman bu şık yanlış. Ne diyor?
fiilden fiil yapan bir ek almıştır diyor. Yanlış arkadaşlar. Burası fiilden isim yapan bir ek almıştır. Cevabın 4 olması lazım. Ama biz yine de son seçeneği okuyalım. 5'in sözcük fiilden fiil yapan bir ek almıştır diyor. Bakalım püskürtmüştü. Arkadaşlar kelime püskürmekten püskürtmek olmuş. Evet var mı? Var. İkisi de fiildir. Bunların hepsi gitti. Cevabımız kesin olarak Diyarbakır'dır diyebiliriz. Yanlış verilmiş arkadaşlar oradaki açıklama. Şimdi geçiyorum soru 3'e. Diyor ki 3'te bu parçada numaralanmış kelimeler yapılarına göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Arkadaşlar yapı derse neye bakacaksınız? O kelime basit mi? Sonra o kelime türemiş mi? O kelime türemiş mi? Yoksa kelime birleşik mi? Bunlara bakacaksınız arkadaşlar. Kelime birleşik mi? Buna bakacaksınız. Peki şimdi tek tek inceleyelim. Şehirden kelimesi. Arkadaşlar bu şehirden kelimesinde herhangi bir yapım eki var mı? Yok. Çekim eki var sonunda. O zaman ben buna basit mi demeliyim? Türemiş mi demeliyim dersen bu basittir arkadaşlar. Niye? Yapım eki yok. O zaman şehirden kelimesi bizim basit bir sözcüğümüz. Devam edeyim. Yapabileceklerini arkadaşlar bakın yapmak ve bilmek iki ayrı sözcük mü? Evet. O zaman bu birleşiktir. Hemen yazayım birleşiğin altına. Diyeyim ki yapabilecekleri kelimesi yapabilecekleri bizim birleşik bir sözcüğümüzdür. Devam edeyim. Sonra üçte diyor ki huzurlu. Arkadaşlar huzurdan huzurlu olmuş. Unutmayın li'li eki her zaman yapım ekidir. Mesela diyorum ki İzmirli, Mardinli, Avrupalı derken li'li her zaman yapım ekidir. O zaman türemiş bir sözcük oldu huzurlu derken. Devam edeyim. Sonra ilerliyordu. Arkadaşlar ilerlemek kelimesini hemen bir inceleyelim. Bu kelimenin aslı ileridir. İleri. Ben buna bir ek getirdim. İlerilemek dedim. Arkadaşlar bakın bir ses olayım var. Ama ilerlemek derken yeni bir kelime yaptım mı yani? Yaptım. O zaman türemiştir. Ben buraya ilerledi ifadesini yazıyorum arkadaşlar. Burada da yapım eki almış bir kelime var. Niye? Kelimenin aslı ileriydi. Buna bir ek getirdim. İlerilemek oldu. O zaman türemiş bir sözcük. Devam edeyim. Gidiverecek başka bir yer kalmamıştı. Gitmek ve vermek. Arkadaşlar ben buraya gidiverecek ifadesini arkadaşlar birleşik sözcüğe yazarım verecek. Niye? Çünkü gitmek ve vermek iki ayrı sözcüktür. Birleşmişler. Peki o zaman cevabımız nedir? Bunlar kendi aralarında gruplanır. Bunlar kendi aralarında gruplanırsa cevabımız şehirden kelimesi olur. Yani cevabımız Adana'dır diyebiliriz. Ben de Adana'yı işaretledim. Anlaştık. Geçiyorum diğer bir soruya. Bakalım diğer soru bizden ne istiyor? Diyor ki bu cümlede türemiş kaç sözcük vardır? Şimdi yapım eki almış sözcükleri beraberce bir bulalım. Arkadaşlar kavşaktaki demiş. Evet kavşaktaki sözcüğünde yapım eki var. Peki nedir bu kelimenin aslı? Bu kelimenin aslı kavuşmaktır arkadaşlar. Kavuşmaktan kavuş ak olmuş. Yani romantik bir anlamı var normalde. Yolların birbirine kavuştuğu yerdir kavşaklar. Arkadaşlar kavuşmaktan kavşak türemiş bir sözcüktür işaretledim. Devam edeyim. Arabalar burada herhangi bir yapım eki yok. Önem. Arkadaşlar önden önem olmuş mu? Benim hayatımda önem sıram var. Yani arkadaşlar bunun anlamı nedir? Önden geriye doğru. İşte insanın ailesi en ön sıradadır. İnsanın işi bir arka sıradır. Bakın önüne doğru aldım. O zaman önden önem olmuştur. Arkadaşlar bu da ikinci yapım eki almış sözcük. Sırasına kelimesinde herhangi bir yapım eki yok. Göre kelimesinde herhangi bir ek yok. Arkadaşlar burada dizilmişti ifadesinde dizmekten dizilmek olmuş mu? Olmuş. O zaman burada da yapım eki almış bir sözcük vardır diyebiliriz. Arkadaşlar taksici kelimesinde yapım eki var mı dersem var. Taksiden taksici olmuş yapım eki var. O zaman ben bunu da işaretledim. Devam edelim. Diyor ki seslenişini. Arkadaşlar sesten seslenmek olmuş. Yapım eki almış mı? Almış. O zaman bu da nedir? Yine türemiş bir sözcüktür. Anımsıyorum kelimesinde de anmaktan anımsamak olur. Nasıl yani? Ben geçmişimde bir olay yaşadım. Şimdi onu bir andım. Yani onu anımsadım. Arkadaşlar o zaman bakın anmaktan
anımsamak olmuş. O zaman bu da türemiştir. Şimdi ne demiş bize? Kaç türemiş sözcük var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman cevabımız Ceyhan'dır diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruya da 6 seçeneğini işaretledim. Geldim soru 5'e, bakalım ne diyor. Aşağıdaki cümlelerde geçen 6 çizili sözcüklerden hangisi gövdeden türemiştir? Güzel soru. Arkadaşlar peki bu ne demek? Bizim bir tane kelimemizin kökü olacak. Kökü. Ve bu bir tane yapım eki alacak. Bir kelime yapım eki alırsa artık gövde durumundadır demiştik. Gövde durumunda. Bunun ardından bir tane daha yapım eki alırsa artık bu nedir arkadaşlar? Gövdeden türemiş bir kelimedir. Yani bize diyor ya, gövdeden türemiştir diyor ya. İki tane yapım eki alan bir kelime lazım şimdi bana. Şimdi bunları beraberce tek tek bulalım. Akıllı kelimesi. Arkadaşlar akıldan akıllı olmuş bir tane yapım eki var. Sonra sokak başındaki simitçide. Arkadaşlar simitten simitçi bir tane yapım eki var. Devam edeyim. Tavukları yemledi. Bakın bu kelimeyi bir inceleyelim. Arkadaşlar yemlemek kelimesinin kökeni yemekten gelir. Bakın yemek. Peki ye kelimesi. Y'den yem olmuş mu? Tavukların yediği şey yem. Peki yemden de yemlemek olmuş mu arkadaşlar? Olmuş. O zaman hem bu M harfi bir yapım eki, hem de bu L harfi L eki bir yapım eki. O zaman cevabımız Ceyhan'dır. Ama diğer şıklara bir bakalım. Kıvırcık kelimesi kıvırmaktan kıvırcık olmuş arkadaşlar. Bir tane yapım eki var. Sonra temizledi kelimesi de temizden temizlemek olmuş. Bir tane yapım eki var. O zaman cevabımız kesin olarak Ceyhan'dır. Yemlemek kelimesi gövdeden türemiş bir kelimedir. İki tane yapım eki var arkadaşlar. Peki devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük vardır? Şimdi arkadaşlar size bu birleşik sözcükle ilgili bir meseleyi anlatmak istiyorum. Mesela buraya hemen yazayım. Benim bir tane kardeşim var ve kardeşim bu testi çözer dersem bunun anlamı nedir? Onda bu potansiyel var anlamındadır arkadaşlar. Yani bunu istediği zaman yapar. Peki arkadaşlar ben buraya bir de çözmez desem çözmez. Arkadaşlar bakın burada çözmez derken de aslında potansiyeli var. Ama bunu ne yapmak istemiyor? Uğraşmak istemiyor, bunun anlamı vardır. Bu ikisi çözer ve çözmez bir kenarda kalsın. Peki ben burada çözmez yerine arkadaşlar çözemez deseydim, çözemez deseydim bunun anlamı neydi? Çözemez. Bunun anlamı şudur. Kardeşim bu işi yapacak potansiyele sahip değil anlamındadır arkadaşlar. Bakın çözmez derken istese yapar ama uğraşmıyor anlamı vardır. Çözemez derken istese de yapamaz. Onda bu potansiyel yok anlamı katmıştır. E peki hocam tamam. Çözemezin peki olumlu hali nedir dersem, çözemezin olumlu hali çözebilirdir arkadaşlar. Çözebilir. Bakın şimdi burada önemli bir yer göreceğiz. Arkadaşlar çözer derken bu işi istediği zaman yapabilir, istediği zaman yapıyor anlamındadır. Çözmez derken potansiyeli var ama uğraşmıyor anlamındadır. Çözemez derken potansiyeli yok anlamındadır. Çözebilir derken de potansiyeli var anlamındadır. Bakın şimdi. Çözebilir derken çözmek ve bilmek iki ayrı sözcük mü? Evet. Birleşik mi yani? Birleşik. Bunun olumsuz hali de birleşik kabul edilir arkadaşlar. Çözemez ifadesi birleşik bir sözcüktür. Birleşik bir sözcük. Hocam bunu nasıl ayırt edeyim? Arkadaşlar bu mema veya mezmaz ekinden önce eğer ea görürseniz böyle bir anlam vardır. Bakın çözmezle çözemez arasındaki fark ne? Sadece şuraya bir tane e koymuşum değil mi? Farkı bu. Eğer mezmaz ekinden veya mema ekinden önce ea varsa arkadaşlar orada birleşik bir sözcük vardır diyeceksiniz. Çünkü bunun olumlusu ebilmek de yapılıyor. Anlaştık. Soru bununla alakalı. Soruyu çözelim daha iyi anlaşılacak. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik bir sözcük vardır? Deneyelim. İstediği şeyleri yerine getiremedim. Arkadaşlar getirmedim demiş arkadaşlar. Getirmedim derken yani bunun anlamı şudur. Yapacak potansiyelim vardı ama ben bununla uğraşmadım anlamındadır. Getirmedim. Ama şu ifadeye bakar mısınız?
evdeki eşyalarımı buraya getiremedim. Bakın arkadaşlar, getiremedim derken yani bunu yapacak potansiyelim yoktu anlamındadır. Bakın şimdi. Yazışları neredeyse aynı. Aradaki fark ne? Burada MMA2'den önce bir tane E var. Şunu bir düzgün göstereyim. MMA'dan önce bir tane E var. Ama bakın burada arkadaşlar MMA'dan önce öyle bir ek falan yok. Şimdi bakın durumumuz şu. Getiremedim ifadesini olumlu haline çevirirseniz derseniz ki getirebildim dersiniz. Getirebildim. E getirebildim derken getirmek ve bilmek iki ayrı sözcük mü? Evet. Yani birleşik mi getirebildim? Evet, birleşik. O zaman getiremedimi de birleşik kabul edersiniz arkadaşlar. Birleşik kabul edersiniz. Bakın bir daha söylüyorum. Şuradaki kelimenin yazımıyla getirmedimle getiremedim arasındaki fark ne? MMA'dan önce bir tane E var. Arkadaşlar bu MMA'dan önce veya mezmaz olsaydı mezmazdan önce EA görürseniz diyeceksiniz ki bunun olumlusu ebilmek de yapılır. E burası birleşik. E o zaman bu da birleşik kabul edilir. Cevabımızın Bursa olması gerekir. Ama diğer şıklara bakalım. Yolculuk güzel dostluklar oluşturur. Birleşik bir sözcük yok. Sonra ilgilendiği alanda çok başarılıydı. Herhangi bir birleşik sözcük yok. Magazin haberleriyle hiç ilgilenmezdi. Arkadaşlar burada yine birleşik sözcük yok. Ama ilgilenmezdi yerine eğer tutsaydım deseydim ki ilgilenemezdi deseydim. İlgilenemezdi. Bakın mezmazdan önce bir E getirdim mi? Evet. Bunu olumluya çevirirken şöyle çeviririz. İlgilenebilirdi. Arkadaşlar o zaman bu nedir? Birleşik bir sözcüktür. Çünkü olumlusu birleşik. Bakın farkı gördünüz değil mi? İlgilenmez derken mezmazdan önce bir EA yok. İlgilenemez derken mezmazdan önce bir E var. O yüzden buna birleşik diyeceksiniz. Biz bunu birleşik kabul ediyoruz. Anlaştık. O zaman cevabımız getiremedim ifadesidir. Cevaba Bursa işaretledim. Güzel bir soru oldu. Sınavda beklediğim bir durum arkadaşlar. Çünkü çok kimse bunu bilmez. Peki devam edeyim. Geldim 7'ye. Yukarıdaki 6 çizili sözcüklerden hangileri birleşik yapılıdır? Deneyelim şimdi. İki kelimenin yan yana gelmesi gerekir. Ölüm kelimesi. Ölmekten ölüm olmuş. Bu türemiş bir kelimedir arkadaşlar. Türemiş. Peki kıvrak kelimesi. Kıvırmaktan kıvrak. Türemiştir arkadaşlar. Türemiş. Devam edeyim. Gidebildiği. Bakın arkadaşlar gitmek ve bilmek. Birleşik mi? Birleşik. Bu arada birinci sözcük birleşik değil ya. Şıklarda biri eleyin hemen mesela. Bakın biri eliyorum. Sonra arkadaşlar ikinci sözcük birleşik değil ya. Hemen 2'yi de eleyin. Bakın zaten 2 şıkkım kaldı. Devam ediyorum. Gidebilmek birleşik. E o zaman 3 cevabım. 3'ün olduğu seçenek neresi? Diyarbakır. Ama bir devam edeyim. Gidemediği. Arkadaşlar gidemediği ifadesinde MMA'dan önce bir EA var mı? Var. O zaman bunu nasıl olumluya çeviririm? Derim ki gidebildiği derim. Gidebildiği. Birleşik oldu mu? Oldu. O zaman arkadaşlar olumlusu birleşikse olumsuz da birleşiktir. Cevabımız 3 ve 4'tür diyebiliriz. Peki dileğim var derken kelimenin aslı dilemekten dilek olmuştur. Bu da nedir arkadaşlar? Türemiş bir sözcüktür diyebiliriz. Anlaştık. Devam ediyorum diğer bir soruyla. Yukarıdaki cümlenin hangisinde İsim tamlaması yoktur diyor. İsim tamlamasına geldik. Arkadaşlar isim tamlamasında ayırt edici özellik neydi? İn, ın ekiydi. Bir tamlama varsa arkadaşlar o tamlama sıfat tamlaması mı, isim tamlaması mı ayırt edemediysek hemen in, ını kullanacaktık. Geliyorsa isim tamlaması, in, ını kabul etmiyorsa sıfat tamlamasıydı. Şimdi deniyorum. Naciye Hanım geniş kanepenin üzerine birkaç eşya koymuştu. Bakın. Kanepenin üzeri derken in var mı? Var. İsim tamlaması var mı yani? Var. Devam edeyim. Torununa dünya sorunlarından bahsedecekti. Dünyanın sorunları. Arkadaşlar oldu mu? Oldu. İsim tamlaması var mı? Var. Devam edeyim. Çıkmaz sokaklara denk gelen hayatları ve bunları kabullenmeyi açıklıyordu. Bakın arkadaşlar. Çıkmaz sokaklara denk gelen hayat derken hayatın bir özelliği var. Ama arkadaşlar burada bir in, ınlık bir durum yok. Bu bizim bir sıfat tamlamamızdır. Bu bir kalsın. Şüphelendim. Devam edeyim. Günün yorgunluğuna
Hayal kırıklıkları da eklenince dünya yaşanmaz oluyor. Bakın arkadaşlar, günün yorgunluğu. İn eki var mı? Var. Devam edeyim. Yılların ve yolların uzunluğu sizi korkutmasın. Hayat kabullenmeyi gerektiriyor diyordu. Yılların, yolların uzunluğu. Bakın yılların uzunluğu. İn var mı? Var. Bakın yolların uzunluğu. İn var mı? Var. İkisi de uzunlukla beraber tamlama yapmışlar mı? Evet. O zaman burada da isim tamlamamız var. Hatta işaretleyeyim. Yılların ve yolların uzunluğu. Ne olmuş burada? İki tane tamlayan bir tane tamlarına bağlanmış arkadaşlar. Burada da isim tamlaması var. O zaman cevabımız Ceyhan'dır diyebiliriz. Naciye de annem oluyor. Buradan kendisine de selamlar söylüyorum. Şimdi geçiyorum diğer bir soruya arkadaşlar. Bakalım diğer soru bizden ne istemiş. Şimdi diyor ki 9'da yukarıdaki cümlelerin hangisinde demiş sıfat tamlamasına yer verilmiştir. Şimdi böyle bir soru gelirse bizim sıfat tamlaması anlayışımız nedir arkadaşlar? İlla böyle niteleme sıfatı olsun. Yakışıklı adam, çalışkan çocuk, işte lezzetli yemek gibi bir örnek olsun diye bekleriz. Ama unutmayın, işaret sıfatı da vardır burada. Belgisiz de olabilir. Hatta soru sıfatı da olabilir, sayı sıfatı da olabilir. Sıfat deyince genel olarak bakın. Eğer deseydi ki niteleme sıfatı vardır deseydi sadece ona bakardınız. Belirtme sıfatı vardı deseydi sadece onlara bakardınız. Ama sıfat demiş sadece. Bakalım ne var? Diyor ki çocukken sokağın anahtarının romanlarda olduğunu duymuştum. Arkadaşlar sokağın anahtarı derken in var. Burada bir isim tamlaması var. Devam edeyim. Hüseyin Rahmi Gürpınar bu konuya, arkadaşlar bu konu derken konuyu işaret ettim mi? Evet, o zaman ne var burada? Bizim bir işaret sıfatımız var. Cevabı buldum bence. Cevap 2. Ama diğer şıklara bakalım. Çocukluğun hevesiyle güle oynaya izlerdim hayatı. Çocukluğun hevesi. İn var mı? Var. İsim tamlaması var. Devam edeyim. Sokakların ıssızlığı. İn var. Güllerin kokusu. İn var. İsim tamlaması mı? Evet. Ve bir de içimin neşesinde hüzün hep olmuş derken içimin neşesi. İn var mı? Var. O zaman bu sorunun cevabı kesin olarak 2'dir diyebiliriz. Ben de burada 2'yi işaretliyorum. Anlaştık. Geçiyorum soru 10'a. Bakalım soru 10 bizden ne istiyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar adlaşmış sıfatı bir hatırlayın. Niteleme sıfatlarının ve sayı sıfatlarının başına gelirdi bu adlaşmış sıfat. Niteleme sıfatı ihtiyar adam geldi cümlesindeki ihtiyar adam bir niteleme sıfatıydı değil mi? Ben buradaki adamı çıkarsam ihtiyar geldi desem yine aynı anlama geldi mi? İhtiyar bir insan anlamına geldi mi? Evet. İşte buradaki ihtiyar kelimesi tek başına adlaşmış bir sıfat oldu. Başka bir örnek vereyim. Bir mağazaya gittim. Kıyafetler deniyorum. Yanımda eşim var. Diyor ki üçüncü gömlek daha güzel oldu. Üçüncü gömlek güzel oldu diyor. Üçüncü gömlek derken bir tamlama var değil mi? Sıra sayı sıfatı. Şimdi ben burada gömleği çıkarsam desem ki üçüncü daha güzel oldu desem üçüncü kelimesinin tek başına kullanımı bir adlaşmış sıfat örneğidir. Hatta ben size adlaşmış sıfatla ilgili iki örnek söylemiştim. Demiştim ki bu iki örnek aklınıza kalsın. Her zaman adlaşmış sıfatı yaparsınız demiştim. Birincisi gelen gideni aratır ifadesiydi. Diğeri de dinsizin hakkından imansız gelir örneğiydi arkadaşlar. Unutmayın bunlar bir kenarda kalsın. Şimdi geldim ilk şıkka. Gazeteleri her sabah özenle okuyorum. Ben burada sıfat tamlaması gördüm. Her sabah kendi içerisinde bir sıfat tamlamasıdır. Ama adlaşmış sıfat falan yok. Ama bakın diyor ki ikinci sana güzel oldu demiş. İkinci derken ikinci bir elbiseyi mi kastetti? İşte burada ikinci elbise normalde bir sıfat tamlaması mı? Evet. Elbise düştü. İkinci kelimesi adlaşmış bir sıfat oldu arkadaşlar. Cevabımızın bence bursa olması gerekir. Ama diğer şıklara bakacağım. Siz de soru çözerken bakın. Pişmiş yumurtayı çok seviyorum. Pişmiş yumurta bir sıfat tamlaması zaten.
4 ekmek 2 yumurta aldı. 4 ekmek sıfat tamlaması, 2 yumurta sıfat tamlaması. Neden bahçemize tabure almadın? Burada sıfat tamlaması diye bir şey yok arkadaşlar. Cevabı kesin olarak Bursa gösteriyorum. Adlaşmış sıfat ikinci kelimesi olarak geçer. Peki devam edeyim. Şimdi geldim soru 11'e. Aşağıdakilerden hangisi sıfat görevinde kullanılamaz diyor. Şimdi bunu bir inceleyelim. Arkadaşlar bunların sıfat görevinde kullanılıp kullanılmayacağını nasıl anlayabilirim? Sıfatlar isimden önce kullanılırdı. O zaman bunların ardından hemen bir isim getireyim. Bakalım herhangi bir ismin özelliğini belirtebilecekler mi veya niteleyebilecekler mi, farkını görelim. Mesela geniş kelimesinin ardından bir tane kelime getiriyorum. Geniş arazi dersim arkadaşlar. Mesela bakın sulak, sulak bahçe diyebilirim değil mi? Sonra bitkin adam diyebilirim mesela. Birinin ardına bir şey gelmiyor. Ama bir devam edeyim. Çoğu öğrenci diyebilirim. Arkadaşlar bakın buradaki biri kelimesi var ya. Bir isimden önce kullanılamıyor. Mesela ben derim ki ancak biri geldi. Biri geldi derken biri kelimesi ne olur burada? Zamir olur. Hem de belgisiz bir zamir olur. Kimden bahsettiğim belli değil anlamdadır. O zaman bu sorunun cevabına da Diyarbakır işaretliyorum arkadaşlar. Demek ki bunların her biri sıfat olabilir ama D seçeneği bir sıfat olamaz. Geçiyorum diğer bir soruya. Soru 12 diyor ki bu dizelerde 6 çizik sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir tamlama oluşturmuştur? Diğerlerinden farklı bir tamlama diyorsa zaten bizim topu topu iki tane arkadaşlar tamlama çeşitimiz var. Bir sıfat tamlaması, bir de isim tamlaması. Bir bakalım hele burada isim tamlaması, sıfat tamlaması ayrımında neler var? Diyor ki yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Büyük ciddiyet. Arkadaşlar bakın büyük kelimesi burada bizim bir sıfatımız olmuş mudur? Olmuştur. O zaman burada sıfat var. Devam edeyim. Bir sincap gibi mesela. Bir sincap. Arkadaşlar burada sıfat var mı? Var. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde. Yaşamanın dışı. In kullanılmış mı? Evet. O zaman bu bir isim tamlamasıdır. Hiçbir şey. Bakın arkadaşlar hiçbir şey. Hiçbir insan. Hiçbir şehir. Hiçbir bina derken belgisiz sıfattır arkadaşlar. Sonra bütün işin gücün yaşamak olacak. Bütün iş derken de bu da bizim yine sıfatımızdır. O zaman 4 tane yerde sıfat var. Bir yerde isim tamlaması var. Cevabımızın Ceyhan olması gerekiyor arkadaşlar. Anlaştık. Nazım Hikmet'ten bir şiirdi. Buradan da kendisini anmış olalım. Şimdi geldim soru 13'e. Bakalım ne diyor. Aşağıdaki soruların hangisine verilen cevap sıfat değildir diyor. Şimdi böyle bir soru nasıl çözülür? Arkadaşlar şimdi ben ilk şıkkı okuyacağım. Soru anlamı katan kelimeyi belirledikten sonra cevabı alacağım. Getireceğim sorunun yerine koyacağım. Bakın böylece türünü belirleyeceğiz beraberce. Nasıl yani? Hemen deneyelim. Binanız kaç daire? Hemen cevap veriyorum. Binamız 20 daire. 20 daire derken bir sayı sıfatı oldu mu? Oldu. O zaman 20'yi yerine koyduğum zaman sıfat oluyor. O zaman demek ki burada sıfat olarak kullanılmış. Kaç daire ifadesindeki kaç kelimesi bizim bir sıfatımız arkadaşlar. Bize cevap sıfat değildir diyor hangisinde? 20 kelimesi sıfat oluyor. Devam edeyim. Ne renk gömlek giyeceksin? Cevap veriyorum. Yeşil renk gömlek giyeceğim. Yeşil renk sıfat oldu. O zaman bu da gitti arkadaşlar. Bu da bir sıfat. Devam edeyim. Buraya nasıl geldin? Cevap veriyorum. Buraya yürüyerek geldim. Yürüyerek geldim derken fiilden önce kullanılmış mı? Evet. Fiilin bir özelliğini belirtmiş mi? Evet. Yürüyerek geldim ifadesi fiilden önce kullanıldığı için bu bizim bir zarfımızdır. Hem de durum zarfıdır. Hatırlayın fiillere sorulan nasıl sorusunun cevabı durum zarfıydı. Nasıl çalıştın? Nasıl geldin? Nasıl dinledin dersen bunlar hep nedir arkadaşlar? Zarftır. Nasıl bir gezi planlıyorsunuz? Nasıl gezi? Arkadaşlar cevap veriyorum. Sessiz ve sakin bir gezi. Gezinin bir özelliği mi? Evet. O zaman sıfat var burada. Devam edeyim. Sonra diyor ki
Hangi iş yeri senin? Cevap veriyorum. Şuradaki iş yeri. Şuradaki kelimesi isimden önce kullanıldı mı yine? Evet. Yani yine bizim bir sıfatımız var mı? Var. O zaman bu sorunun cevabı arkadaşlar Ceyhan'dır diyebiliriz. Ceyhan'da soru zarfı var. Geri kalanların hepsinde soru sıfatı var arkadaşlar. Hepsi isimden önce kullanılmış. Geldim 14'e. 14'te diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır? Arkadaşlar cümleleri okumanız lazım. Sadece kelimelere odaklanmayın. Bakın kelimelere bir odaklanayım, soruyu çözemeyiz zaten. Mesela ben var, sen var, o var, biz var, onlar var. Burada hepsinde sanki kişi zamiri var. Cümledeki anlamları farklı olabilir. Deneyelim. Benim de söyleyecek bir çift sözüm var. Ben derken insan yerine kullanılmış mı? Evet, burada bir kişi zamiri var. Devam edeyim. Okula seninle kim gelecek? Sen kelimesi insan yerine kullanılmış mı? Kullanılmış. Kişi zamirim var. Ne ekersen onu biçersin. Buradaki o kelimesi insan yerine mi kullanılmış? Hayır. İşaret yerine kullanılmıştır. O zaman cevabımız sanki Ceyhan. Devam edeyim. Tüm ürünleri biz kargoladık. Biz kelimesi insanlar yerine kullanılmış, kişi zamiridir. Onların yardım talebini duymadılar. Onlar kelimesi yine insanlar yerine kullanılmış, bir kişi zamiridir. Cevabımız Ceyhan. Hatta hatırlarsanız ben derste size bir durumdan bahsetmiştim. Demiştim ki bir gün balkonda oturuyorum. Bizim mahallenin çocukları aşağıda top oynuyor. Onlara birileri karıştı ve ben dedim ki onlara karışmayın. Ona dokunmayın dedim. Buradaki o ve onlar kelimesi çocuklar yerine kullanıldığı için kişi zamiri demiştim. Ama bizim bir misafirimiz vardı. Misafirimizin çocuğu evdeki vitrindeki biblolarla, vazolarla uğraşıyordu. Ben çocuğa demiştim ki ona karışma, onlara dokunma dersem eğer biblo ve vazo için o ve onlar dediğim için arkadaşlar burada bir işaret zamiri olurdu. Hatırlayın. Burada arkadaşlar tamamen buna göre soruyu çözdüm. Zamir bilgisi bizim için önemliymiş. Geldim 15'e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içerisinde belirtilen türde bir zamir yoktur? Böylece zamirleri komple tekrar edeceğiz. Bakalım ne diyor? Birincisinde belgisiz zamir demiş. Nasıl yani belgisiz? Çoğu geldi, birkaçı aradı gibi bir ifade olacak. Bakalım. Bu konu hakkında kimseden ses çıkmadı. Ya kimse derken kimden bahsediyorsun? Belli değil. O zaman belgisizlik var. Doğru. Gitti. Tüm olayları atlattıktan sonra nerede yaşadın? Arkadaşlar demiş ki soru zamiri var mı? Soru anlamı katan kelimeye böyle bir durumda gelin. Şimdi bu soru anlamı katan kelimeye cevap verin. Bir bakın cevabınızın görevi ne? Deniyorum. Tüm olayları atlattıktan sonra İzmir'de yaşadım. İzmir'de yaşadım derken İzmir bir isim mi? İsim. O zaman nerede kelimesi ismin yerini tutmuş? İsmin yerini tutuyorsa zamirdir. Soru anlamı katmış. O zaman soru zamiridir. Bu da doğru. Bunu da işaretledim. Devam edeyim. Gidiyorum. Gurbeti gönlümde duya duya demiş. İyerik zamiri var mı? Bakalım. Arkadaşlar iyerik zamiri neydi? Varlığın kime ait olduğunu gösteren ekin olduğu yerde iyerik zamiri vardı. Kalemim derken benim kalemim anlamı katardı. O benim kelimesi yerine imek gelmişti. İşte bu bir iyerik zamiriydi. Var mı? Gidiyorum gurbeti gönlümde. Benim gönlüm. İyerik eki var mı? Var. O zaman iyerik zamiri de var. Bu da gitti. Bahçedeki elmaları küçük çocuklar yedi. İlgi zamiri var mı demiş. İlgi zamiri nasıl olurdu? İnki ınki ekiyle olurdu. Bahçedeki derken burada deki daki var. Arkadaşlar burada bir zamir yok. Peki bahçedeki elma derken bu bir sıfat oldu mu? Oldu. O zaman bu bizim bir sıfat yapan kimizmiş. Zamir değil arkadaşlar. Cevabımız Diyarbakır. Sonra bu mağazada sana en çok şunu yakıştırdım ifadesinde, cümlesinde. İşaret zamiri var mı? Var. Şu kelimesi arkadaşlar işaret zamiridir. Ama şu elbiseyi deseydim sıfat olurdu. Şunu dedim artık elbise düştü. Ne oldu arkadaşlar? Zamir oldu. Burada da var. Cevabımız kesin olarak D'dir diyorum. Geçiyorum 16. soruya. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ilgi zamiri kullanmıştır? Unutmayın ilgi zamiri derse her zaman bakmanız gereken durum inki, ınki, sonra imki de olabilir. Mesela bizimki daha yeniydi gibi bir ifade.
Seninkinin sözlerini aklımdan çıkarmıyorum. Seninkinin sözü. Arkadaşlar inki var mı? Var. Peki seninki derken kimden bahsediyorum? Senin babandan bahsediyorum mesela. Peki bu baba kelimesi ki baba kelimesinin yerini tutmuş ya. Bu baba kelimesini getirin bir cümleye yerleştirin bakalım ki düşecek mi? Senin babanın sözlerini aklımdan çıkarıyorum. Çıkarmıyorum. Arkadaşlar senin baban derken ki düşüyor mu? Evet. O zaman bu ki var ya babanın yerini tutmuş, ismi yerini tutmuş yani. O zaman bir zamirdir. Cevap Adana. Ama bir diğer şıklara bakalım. Buradaki akrabalarımı çok severim. Arkadaşlar bakın buradaki akrabalar sıfat yaptı. Deki sıfat yapardı zaten. Kapıdaki sürekli bize bakıyordu. Kapıda giderken bir adamı mı kastediyorum? Adamı. Bakın arkadaşlar buradaki ki'nin zamiri olmadığını ispatlayayım size. Adam kelimesini getirin cümleye yerleştirin. Kapıdaki adam sürekli bize bakıyordu. Ki düştü mü? Düşmedi. O zaman demek ki bu sıfat yapan ki. Zaten daki varsa sıfat yapan ki'dir deyin siz de. Yoldaki çukurlar arabalara zarar veriyor. Yoldaki çukur derken daki var yine sıfat yapmıştır. Oysaki sana hep değer verirdi. Buradaki oysaki ifadesi bağlayıcı bir görev üstlenmiştir. Zamir falan değildir. O zaman cevabımız tekrardan söylüyorum. Adana'dır diyorum. Geçtim diğer bir soruya. Bakalım 17 ne diyor? Aşağıdaki cümlenin hangisinde zarf yoktur diyor. Zarf neydi? Fiillerden önce kullanılır. Fiillerin durumunu, fiillerin zamanını, fiillerin miktarını, yönünü belirtirdi. Bakalım böyle bir şey var mı? Hangisinde zarf yoktur? Bir adam her gün eve testiyle su taşırdı. Taşırdı. Taşı kelimesi, taşımak kelimesi bir fiil mi? Fiil. Soruyorum. Ne zaman taşırdı? Her gün. Zaman zarfı var mı? Var. O zaman bu gitti. Her seferinde testileri dolu olarak getirirmiş. Peki arkadaşlar nasıl getirirmiş? Dolu olarak. Hatta ne zaman getirirmiş? Her seferinde. Bizim hem zaman zarfımız var hem de durum zarfımız var. Bir devam edeyim. Bazen ayağı takılarak yere düşermiş. Arkadaşlar düşmek bir fiil. Nasıl düşermiş? Takılarak düşermiş. Yine fiilin bir özelliği var. Durum zarfı. Yolculukları her zaman seviyordum. Arkadaşlar seviyordum bizim bir fiilimiz. Ne zaman seviyordum? Her zaman zaman zarfı var yine. O zaman cevabımız Edirne. Deneyelim. Sessiz sokakları ve tozlu kaldırımları izledim. İzlemek bir fiil. Ama nasıl izledim? Yok. Ne zaman izledim? Yok. Ne kadar izledim? Yok. Arkadaşlar burada o zaman zarflık bir durum yok. Peki sessiz sokak derken kendi içerisinde bir sıfat tamlaması. Tozlu kaldırım derken kendi içerisinde bir sıfat tamlaması var. Ama bizim zarfımız falan yok. O zaman cevabımız Edirne'dir diyebiliriz. Anlaştık. Geçiyorum diğer bir soruya. 18'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zarflar bir arada kullanılmıştır? Yani ne diyor? Durum zarfı ile zaman zarfını bir araya getir diyor. Veya yer yön zarfı ile miktar zarfını bir cümleye getir diyor. Bakalım böyle bir şey mümkün mü? Çocuk da tavırlarını umursamadan oturdum. Arkadaşlar oturmak bizim bir fiilimiz. Nasıl oturdum? Çocukça tavırlarını umursamadan. Burada bir tane arkadaşlar çocukça tavırlarını umursamadan ifadesi bizim bir durum zarfımız. Bir tane. Geçti. Yolculuk sırasında müzik dinleyerek sohbet ettik. Sohbet etmek bir fiil mi? Evet fiil. Soruyorum. Ne zaman sohbet ettik? Yolculuk sırasında zaman zarfı var mı? Var. Ben buraya bir zaman zarfı yazayım. Peki nasıl sohbet ettik? Müzik dinleyerek fiillere sorulan ne zaman sorusunun cevabı zaman zarfı. Fiillere sorulan nasıl sorusunun cevabı durum zarfıdır. Farklı türde zarflar bir arada kullanılmış cevabımız Bursa. Devam edeyim ama. Deniz turizmi ülkeye büyük katkı sağlıyor arkadaşlar. Peki burada farklı türde zarflar falan göremedim. Böyle günlerde yürüyüş yapıyoruz. Hatta böyle günler derken bir kendi içerisinde sıfat tamlamasıdır. Burası komple. Ne zaman yapıyoruz? Böyle günlerde bizim bir zaman zarfımız vardır ama başka zarf yok. Devam edeyim. Kayısının onlarca faydası olduğunu anlatıyordu. Burada da arkadaşlar herhangi bir zarfımız yok. Cevaba yeniden Bursa diyorum ve geçiyorum diğer bir soruya. Bakalım soru 19 ne diyor? Aşağıdaki cümlenin hangisinde zaman bildiren sözcük zarf görevinde değildir diyor. Şimdi bakın bu da önemli bir durum. Bazen arkadaşlar biz
zamanı kişileştiririz. Zaman sanki bir insanmış gibi davranır. Mesela diyorum ki sabahlar beni mutlu eder. Arkadaşlar burada ne zaman mutlu eder demezsiniz. Kim mutlu eder dersiniz. Sabahlar beni mutlu eder derken mutlu etme işini yapan kim gibi söyleriz burada? Sabahlardır. Sabahlar bu işte bir öznedir. Bir zarflık falan bir durumu yoktur. Hangisinde diyor zaman bildiren bir sözcük bulacaksın diyor. Ve bu sözcük diyor arkadaşlar normalde zaman kelimesi ama diyor cümlede zaman anlamında kullanılmasın diyor. Deneyelim. Demin öğrenciler seni arıyordu. Soruyorum ne zaman arıyordu? Demin zaman bildirmiş. Neredeyse her sabah yürüyüş yapıyorum. Ne zaman yürüyüş yapıyorum? Neredeyse her sabah zaman bildirmiş. Devam edeyim. Babam az önce evden çıktı. Ne zaman çıktı? Az önce zaman bildirmiş. Akşamlar beni hüzünlendirir. Arkadaşlar burada ne zaman hüzünlendirir diyemezsin. Kim hüzünlendirir? Akşamlar, akşamlar burada bizim bir öznemiz olarak kullanılır arkadaşlar. Bu bir zarf, marf değildir. Cevabımız Diyarbakır. Ama devam edeyim. Yazar 1940'ta Adana'da doğmuş. Ne zaman doğmuş? 1940'ta. Bu da arkadaşlar yine nedir? Zaman zarfı vardır. Cevabı D seçeneğini ben de işaretledim. Hepsinde zaman zarfı var. Ama arkadaşlar D'de yok. Geçiyorum diğer bir soruya. Bakalım ne diyor? İşaret zamirleri bir adın yerini tuttuğu gibi bir cümlenin de yerini tutabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bunun örnek bir kullanım vardır diyor. Ne demek bu? Önce onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben dershanenin kantinine çıkıyorum. Kantinde öğrenciler sigara içiyorlar. Ve ben diyorum ki sigara içmek yasaktır. Sonra bir gün sonra yeniden gidiyorum. Yine bakıyorum yine sigara içiyorlar. Diyorum ki gençler sigara içmek yasaktır. Bunu size 50 kere söyledim diyorum. Peki bakın. Sigara içmek yasaktır. Bunu size 50 kere söyledim derken neyi anlamda söyledim? Sigara içmek yasaktır cümlesini 50 kere söyledim diyorum değil mi? Yani bu kelimesi cümlenin yerini tutmuş mu? Evet. Burada öyle bir kullanım arayacağız. Bizim bir zamirimiz olacak ve bu zamir bir cümlenin yerini tutacak deneyelim. Yolculukta kullanırım diye yanıma bunları aldım. Bunlar kelimesi evet bir ismin yerini tutmuştur. Ama arkadaşlar cümle değildir. Devam edeyim. Onu bu parkta görünce çok sevindim. Buradaki onu kelimesi kişi zamiridir. Arkadaşlar bu park derken bizim bir sıfatımızdır. Yani burada cümlenin yerini tutan bir zamir falan yok. Devam edeyim. Önem veriyorum dedi ve bunu herkese haykırdı. Bakın şimdi. Önem veriyorum bir cümle mi? Evet. Önem veriyorum dedi ve bunu herkese haykırdı. Bunu derken neyi haykırmış? Önem veriyorum cümlesine. Bu kelimesi cümlenin yerini tuttu mu arkadaşlar? Tuttu. O zaman bu sorunun cevabı Ceyhan'dır diyebiliriz. Devam edeyim. Camdan bakarken şunları gördüm. Şunlar derken ağaçlar olur, işte köpekler olur, çöpler olur, insanlar olur. Olabilir. Cümle yerine değil. Kantinde çöpler yere atılmıştı. Şunlar topladı. Şunlar derken de bazı insanlar anlamında kullandım ama cümle yerine kullanmadım. O zaman cevabımız nedir? Diyarbakır'dır diyebiliriz. Anlaştık pardon cevabımız Ceyhan'dır diyebiliriz. Ben de burada Ceyhan'ı işaretledim. Peki geçiyorum 21'e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Arkadaşlar soru anlamı zarfla sağlanmıştır derse veya soru anlamı sıfatla sağlanmıştır derse veya soru anlamı zamirle sağlanmıştır derse soru anlamı katan kelimeleri bulun. Ve bunlara cevap verin. Cevabınıza göre bunların türlerini belirlersiniz zaten. Deneyelim. Onun ne söyleyeceğini biliyor musun? Burada bir kere biliyor musun derken buradaki musunla soru anlamı sağlanmış. Bu arkadaşlar bizim bir zarfımız değil. Mimarları eleyebilirsiniz böyle bir durumda. Devam edeyim. Hangi gerekçeyle bu işi kabul etmedin? Cevap veriyorum. Şu gerekçeyle kabul etmedim. Şu gerekçe. Sıfat oldu mu? Oldu. Hangi kelimesi de bizim bir sıfatımızdır. Cevabın sıfatsa sorun da sıfat. Devam edeyim. Ona pazardan ne aldın? Cevap veriyorum. Ona pazardan çanta aldım. Çanta bir isim mi? İsim. O zaman ne kelimesi? İsmin yerini tutmuş. O zaman zamirdir. Buradaki ne kelimesi? Bizim bir zamirimizdir. Devam edeyim. Nasıl bir havası var o şehrin? Nasıl hava? Cevap veriyorum. Güzel hava. Güzel hava derken bir sıfat mı? Evet. O zaman güzel sıfatsa
Nasıl da bir sıfattır burada. Nasıl da sıfat yazdım. Demek ki cevabımız Edirne. Diğerlerine çıkmadı bir şey. Diyor ki bu duvarları niye karalamışlar? Arkadaşlar ben demiştim ki niye kelimesi, niçin kelimesi, neden kelimesini gördüğünüz zaman deyin ki burada bir zarf vardır. Şöyle demiştim hatta. Niçin ve niçin anlamına gelen bütün sorular arkadaşlar zarftır demiştim. Niçin ve niçin anlamına gelen sorular zarftır. Bu sorunun cevabını o yüzden Edirne diyorum 21E arkadaşlar. Son 4 sorumuz. Geldim şimdi 22'ye. Aşağıdaki cümlenin hangisinde edat veya bağlaç kullanılmamıştır? Edat veya bağlacın arkadaşlar durumu neydi? Tek başına herhangi bir anlamı olmayan kelimeydi. Kadar, göre, için, ancak, lakin, halbuki, ve veya ile gibi kelimeler. Şimdi cümlelerde tek başına anlamı olmayan kelimeleri bulayım. Sanayinin girişinden eve kadar trafik yoğundu. Kadar kelimesinin tek başına hiçbir anlamı yok. Binadaki komşular arıyor, halimi soruyordu. Ben burada bir şey göremedim. Tek başına anlamsız bir kelime göremedim. Çocuklara göre bir oyun değil bu. Göre kelimesi tek başına anlamsız. Gömlek ile pantolon hediye ettiler. İle kelimesi tek başına anlamsız. Güneş kremimi ve deniz havlumu yanıma aldım. V kelimesi tek başına anlamsız bir kelime. Cevabımız Bursa. Her birinde edat veya bağlaç var ama Bursa'da yok arkadaşlar. Peki geldim diğer bir soruya 23'e. Edatlar çekim eki alarak adlaşabilir. Hemen bir örnek vereyim. Mesela ben diyorum ki onun gibisini görmedim. Onun gibisi derken bu artık isimleşmiştir arkadaşlar. Anlaştık. Onun gibisini görmedim. Sana göresini bulamadım. Sana göresi derken ek almışsa adlaşmıştır. Diyor ki hangisinde böyle bir kullanım vardır diyor. Edat adlaşmıştır. Bakalım. Tek başına anlamı olmayan kelimeyi bulacağız. Ve bu kelime ek almış olacak. Ben cevabı gördüm. Cevap Adana. Ama Edirne'den başlayalım arkadaşlar. Yukarı doğru çıkayım. Senin gibi inat birini görmedim. Arkadaşlar gibi kelimesi ek almış mı? Almamış. O zaman bu gitti. O bana göre bir iş değildi. Göre kelimesi ek almış mı? Almamış. Endişelenmesine rağmen belli etmedi. Rağmen kelimesi tek başına anlamsızdır. Ek almış mı? Almamış. Kardeşim taşındığından beri yüzüm gülmedi. Beri kelimesi ek almış mı? Almamış. Ama işlerin bu kadarını kardeşimle bitirdik. Kadar kelimesi ek almış mı? Almış. O zaman cevabımız Adana'dır diyebiliriz arkadaşlar. 23'te Adana'yı ben de işaretledim. Geldim diğer bir soruya. Bakalım ne diyor. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bağlaç zamirleri birbirine bağlamıştır diyor. Bağlaç zamirleri bağlayacak. Şimdi arkadaşlar bize bağlacı ve veya ya da gibi örneklerle görürüz ya. Bizim iki kelime halinde bağlaçlarımız da vardır. Mesela ne gibi? Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Ya. Hem ağlarım hem giderim. Hem. Ne kitap okudun ne ders çalıştın. Ne. Bunlar hep bağlaçtır arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi diyor ki bağlaç zamirleri bağlasın diyor. Mesela arkadaşlar ne? Ya o ya ben gibi bir ifade soruyor bize yani. Deneyelim şimdi. Ne oyuncak araba ne şeker istedi. Arkadaşlar ne bizim bir zamirimizdir. Ama bizim bir bağlacımızdır. Oyuncak araba ve şeker birer isimdir. Zamirleri falan birbirine bağlamamış. Gitti. Ha bugün ha yarın gideriz. Arkadaşlar ha burada bağlayıcı bir unsurdur. Bugün ve yarın zarftır arkadaşlar. Zaman zarfıdır. Zaman bildiren kavramlar zarftı. O zaman bu da gitti. Bize zamir lazım. Devam edeyim. Gerek orada gerek burada yaşarız. Arkadaşlar ora ismi yerini tutmuş. Bura ismi yerini tutmuş mu? Evet. O zaman bağlaç zamirleri bağlamıştır diyorum. Dostlarını çağırır ve yemek ikram eder. Buradaki ve iki tane ayrı cümle arasında kullanılmış. Ya ablam ya da abim gelecek. Abla ve abi birer isim mi? İsim. İsmin arasında kullanılmış arkadaşlar ya da ifadeleri. Cevabımız kesin olarak nedir? Ceyhan'dır diyebiliriz. Zamirleri birbirine bağlamış. Geldim son sorumuza. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ile bağlaç olarak kullanılmıştır? Peki bunun özelliği neydi? Eğer siz ile yerine tutar bir tane V getirirseniz orada ne vardı? Bir bağlaç vardı. İle V yerine kullanılırsa bağlaçtır. Arkadaşlar eğer ile edat olarak kullanılırsa V'yi kabul etmez.
aynı zamanda genellikle vasıta anlamı katardı. Mesela ne gibi? Arabayla gittim gibi bir ifade. Dün tüm evi özenle sildi. Özen ve sildi. Olur mu? Olmaz. Bağlaş değil. Gitti. Öfkeyle yerinden kalkınca ortam gerildi. Öfke ve yerinden kalkınca olur mu? Olmaz. Bakın bu arada bitişik yazılsa bile bunu almalısınız arkadaşlar. Bitişik yazılmış ama bu bir iledir. Tamam mı? Devam edeyim. Aylak adam ile tutunamayanları okudum. Aylak adam ve tutunamayanları okudum. Oldu. Cevabımız Ceyhan. Çekiç ile çiviyi çakmış. Çekiç ve çiviyi çakmış. Olur mu? Olmaz. Gitti. Eve minibüsle gidecekmiş. Eve minibüs ve gidecekmiş. Olur mu? Olmaz arkadaşlar. Cevabımız nedir? Ceyhan'dır diyebiliriz. Anlaştığımızı düşünüyorum. Güzel bir soru çözümü oldu. Şimdi arkadaşlar dersimin sonunda bir cümle söylüyordum. Şimdi bu cümleyi yine söyleyeceğim. Ardından diğer dersimizin başında bu cümlenin doğru yazımını vermiş olacağım. Önceki videoları izlemeden sadece bu videoyu izleyenler varsa aramızda onlar için söylüyorum. Her dersimin sonunda bir cümle söylüyorum. Bu cümleyi doğru yazmanızı istiyorum. Bundan sonraki videomuzun başında da bu cümlenin doğru yazımını vereceğim. Şimdi size cümlemi söylüyorum. Size bu cümleyi bir not edin arkadaşlar. Başlıyorum cümleye. 28 Aralık'ta dökümanları pardesüme saklayıp 28 Aralık'ta dökümanları pardesüme saklayıp hani giydiğim pardesüme saklayıp jimnastik salonuna götürdüm. Bir daha söylüyorum. 28 Aralık'ta dökümanları pardesüme saklayıp jimnastik salonuna götürdüm. Dostlarım, diğer videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar, görüşmek üzere. Kolay gelsin.